Avukat Hazal Karaoğlan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün yine önemli konuları konuşacağız. Sevgili izleyenler, sizin de aklınıza ne takılıyorsa lütfen altta arkadaşlarım hem canlı telefon numaralarımızı sizlerle paylaşıyor, hem sosyal medya benim önümde açık. Aklınıza takılan her soruyu lütfen sorun. Çünkü bazen avukata gidecek imkanımız olmuyor. Bazen gerçekten ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü onlar öyle anlar oluyor ki insan değişik bir gaflet duygusuna, değişik bir şok duygusuna girebiliyor. Lütfen belki de bugün sizler için bir fırsat olur. Hakkımız var bir sürü konuda, değil mi? Tabii bilmediğimizden ki. Dolayı da bu haklara sahip olamıyor biliyoruz. Çok doğru. Bu yanlışları düzeltelim. Çünkü Medeni Kanun'da da çok yeni, çok lehimize düzenlemeler oluyor. Çok özellikle doğru. Hanımefendiler için. Evet, evet, aynen öyle. Hatta şuradan başlayalım. Belki hiç bilgisi olmayanlar vardır. Ben ilk defa bir yayında sizden öğrenmiştim. Evet. Yeni evlenecekler için galiba artık sadece kendi soyadımızı kullanabiliyormuşuz, değil mi? Ha, evet, doğru. O Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa'da düzenlenmiş temel hak olduğu için cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ve bir gerekçe göstermeden bayan evlilik sırasında kendi soyadını sadece seçip kullanma hakkına sahip. Evet, harika bir şeymiş yani. Evet. Tabii ki eşinin soyadını kullanmak isteyen her zaman kullanabilir. Tabii ki. Onda bir şey yok ama bazen hani işimizde yıllardır kendi soyadımızla tanınmış oluyoruz. O bir hani kimlik değiştirmek sonuçta. Çok doğru. Uzun da meşakkatli bir süreç. En azından bunu hallet. Boşanma davalarına gelecek olursak. Önce biraz evlilik sözleşmesiyle başlayalım mı? Tabii. Sizin de müsaadeniz olursa. Evlilik sözleşmelerini hangi şartlarda yapıyoruz? Evlilik esnasında yapabiliyor muyuz? Evlendikten sonra şöyle, dur ben yapmadım şimdi yapabilirim diyebiliyor muyuz? Yoksa evlenmeden önce mi yapmış olmak gerekiyor? Evlilik esnasında eğer taraflar bir sözleşme seçmezse yasaya göre edinilmiş mallara katılma rejimini seçtikleri kabul ediliyor yeni medeni kanuna göre. 2002 senesinden sonraki evlilikler için geçerli bu. O zaman mesela evlilik birliği içinde bir sürü mal edinilmiş ve malların tamamı kocanın adına kayıt edilmişse yarısı otomatikman karısının olmuş olacak. Ama eğer evlilik sözleşmesi yaparken bir başka bir şey de başka bir sözleşme de seçebilirler mal rejimi olarak. O zaman da o geçerli olmuş oluyor. Mal ayrılığını seçebilirler. Yarı olarak, yarım yarım olarak seçebilirler. Onlar tarafların kendi inisiyatifine göre. Ama eğer seçmedilerse edinilmiş mallara katılma. Evet. Boşanma esnasında hanımefendilerin yaşadığı şöyle bir sıkıntı var. Eğer boşandıktan sonra gidecek bir yerleri yoksa, kendi ekonomik imkanları da yoksa ben nereye gideceğim telaşı içindeler. Hanımefendilerin aile konutuna şer koydurma hakkı var mı? Hangi şartlarda bunu edinebiliyorlar? Bu çok önemli bir hak ve yeni medeni kanun da getirilmiştir. Ve çok gittikçe yaygınlaşmakta kullanılması. Önce aile konutunun tanımını yapmak gerekirse ailenin anne baba ve çocuklarla hayatını geçirdiği ev konut olarak tanımlanıyor. Ve genellikle bu tarz konutlar kocanın adına kayıtlı oluyor. Öyle bir durumda malik olmayan eş ve çocukları korumak adına getirilmiş bir düzenlemedir. Böyle bir durumda kadın ikametgah belgesi ve evlilik cüzdanı ile birlikte tapu müdürlüğüne gittiği zaman oraya aile konutu şerhini işletirse eğer o zaman koca orayı satamayacak karısından habersiz ve herhangi bir takyidat da getiremeyecek ipotek ve borçlandırma sözleşmesi vesaire. Evet, bu kadını çok koruyan. Çok önemli çünkü öyle bir durumda aile konutu şerhi konmazsa adam tek başına satabiliyor ve sonrasında ayrılıp boşanma davası açarsa da kadın ve çocuklar ortada kalmış oluyor. Tahliye davasından haberleri olmuyor çünkü. Bu çok önemli ve her kadının bunu mutlaka kullanmasını tavsiye ediyoruz biz hukukçular olarak. Evet, biz de bu konuda altını çize çize herkesi uyarmış olalım en azından. Boşanma davaları çocuk yoksa hiçbir zaman kolay değil ama biraz daha kolay diyelim çocuk olma durumuna göre. Çocuk varsa velayet davası nasıl açılıyor? Genelde boşanmalarda biz çocuğun hep anneye verildiğini görüyoruz. Evet, doğru. Bu çok yaşla mı doğru orantılı bir şey? Çocukların küçük olması durumunda mı çok velayet anneye veriliyor? Velayette tabii tamamen çocuğun çıkarları söz konusu. Çok küçükse ve anne şefkatine ve ilgisine muhtaçsa ve annesi onu çok daha iyi koruyabilecekse o zaman tabii ki ve düzgün bir hayatı olacaksa, eğitimi vesaire devam ettirecekse mutlaka anneye veriliyor. Boşanma davalarında velayete ilişkin mutlaka hüküm tesis
hissediliyor. Ama sonrasında eğer çok bariz bir değişiklik olursa çocuğun haklarını ihlal edici, o zaman tabii ki velayet davası açılıp velayetin değiştirilmesi istenilebilir. Hı hı. Mesela anne almış velayetini fakat sonrasında evlenmiş ve hamile kalıp çocuk doğurmuş. Yeni çocuğuyla çok ilgilenip çocuğa hep teyzesi bakıyorsa ve bu ispatlanabilirse eğer, o zaman tabii ki velayet değiştirilebiliyor. Hı hı. Peki mesela velayet davalarında çocuk belli bir yaşa gelmişse ve idrak yeteneği artık oturmuşsa ve varsa velayet davasında çocuğa da fikri soruluyor mu hakim tarafından? Tabii ki mutlaka soruluyor. Fakat ebeveynler duruşma salonundan dışarı çıkartılarak soruluyor ki bence çok doğru bir etkilenmesin davranış. Diye psikolojik olarak. Genellikle bu şekilde yapılıyor. Hı-hı. Soruluyor fikri. Hı-hı. Yani idraki yerindeyse, ne olduğunu anlayabiliyorsa, vakıfsa o zaman mutlaka soruluyor. Boşanma davalarında çocuklar şahit olarak gösterilebiliyor mu? Yine aynı şekilde idrak durumuna göre ve can alıcı bir olaya şahitse, boşanmada kimin kusurlu olduğuna ilişkin yine gösterilebiliyor. Hı-hı. Peki biraz nafaka davalarından da bahsedelim. Nafaka alabilmesi için taraflardan birinin İlla ortada bir çocuk olması gerekiyor mu özellikle kadınların nafaka alabilmesi için? Hayır, çocuk olmasına gerek yok. O çocuğun nafakası ayrı, kadının nafakası ayrı. Boşanma davası açılırken mutlaka tedbir nafakası adı altında bir nafaka talep ediyoruz mağdur olan taraf için. Ama nafakayı hak edebilmesi için ya kusursuz ya da daha az kusurlu olması gerekiyor o kişinin. Hakim tensiple birlikte mutlaka mağdur olan taraf için bir nafakaya hükmediyor kadın için. Genellikle oluyor bu. Öyle bir durumda nafaka ödemezse de icra takibi yapıyoruz. Dava bitince hükümle birlikte de bunun yoksulluk nafakası olarak devamına karar veriyor hakim. Çünkü boşanma sebebiyle kadın yoksulluğa düşecekse eğer, kusursuz veya daha az kusurluysa diğer tarafın ona belli bir miktar nafaka ödemesine hükmediyor. Evet, bildiğim kadarıyla nafakanın bir standart bedeli yok. Hayır. Bedeli belirleyen kriter nedir nafakada? Tamamen tarafların maddi durumları ve boşanma sebebiyle ne şekilde bir maddi duruma düşecekleri. Hı hı. Yoksullaşıp yoksullaşmayacağı o kişinin. Çocukların da ihtiyaçları tabii ki. Hı hı. Yani çocukların velayeti kendisinde olmayan taraf nafaka ödemeye mahkum ediliyor ve çocuğu için. Öyle bir durumda çocuğun ihtiyaçları ve diğer kişinin, nafaka ödeyecek kişinin gelir durumu çok önemli. Evet, mesela şimdi şöyle durumlar oluyor. Hani ihtiyaç çok göreceli bir şey ya. Bir temel ihtiyaçlar var tabii ki. Hani yemesi, beslenmesi, giyinmesi ve barınması. Doğru. Temel ihtiyaçtan algıladığımız bu. Evet. Bu minimum standartlarda da olabilir. Evet. Çok lüks standartlarda da olabilir. Hani boşanmadan önce bir çocuk özel okula gidiyor olabilir. Hani tabii. Çok daha lüks giyinebilir, çok daha lüks tüketime sahip olabilir. Peki boşandıktan sonra bir baba mesela bu standardını korumak zorunda mıdır çocukların? Yani anne böyle bir şey talep edebilir mi mesela? Tabii ki talep edebilir ve babanın gelir düzeyini eğer yüksek olduğunu ispatlarsa davacı taraf, o zaman hakim hakkaniyete göre bir bedeli hükmediyor kesinlikle. Yani çocuğun menfaati doğrultusunda, çünkü onun çok altında olması çocuk için de psikolojik bir travma. Yani orada tamamen çocuğun menfaatini düşünüyor hakim. Tabii ki ona yakın bir bedele hükmetmeye çalışıyor. Ama babanın adına kayıtlı mallar olması gerek, gelirinin ispatlanabilmesi gerekiyor. Peki nafaka alın bir ekonomik koşula göre belirlendi. Fakat daha sonra beyefendinin gelir durumu birden çok yükseldi. Evet. Nafakanın bedeli daha sonra yükseltilebilir mi hanımefendi tabii. Başkasıyla evlenmezse? Tabii ki arttırılabilir. Şöyle, kadın için değil de çocuk için evlenmiş olsa bile baba ödemek zorunda. Hı hı. Kadının evlenmesi çocuğa olan nafakasını ödememesi anlamına gelmiyor. Öyle bir durumda dava açması gerekiyor. Nafaka artırım davası ve tüm delilleriyle onun gelirinin yükseldiğini ve daha fazla ödeyebileceğini ispatlaması gerekiyor. Hı hı. O zaman da hakim mutlaka yükseltir. Hı hı. Özellikle sosyal medyadan boşanma davalarında adres bulunamadığında ne yapılır diye soruluyor ki bu çok karşılaştığınız bir sorun diye düşünüyorum en ben. En son benim de bir müvekkilim yabancı uyruklu bir bayanla Hı-hı. evlendi ve o bayan Romanya'da ve adres bulunamıyor. Çok uzuyor tabii ki öyle bir durumda. Bir an önce de boşanması gerekiyor. Şimdi mutlaka davayı açarken dilekçede bir adres belirtilmesi gerekiyor. O şekil şartı, zorunlu unsur Hı-hı. hukuk usulü Hı-hı. muhakemesi yasasına göre. Dolayısıyla da en son birlikte oturdukları ikametgah adresini biz dava dilekçesine adres olarak yazıyoruz. Sonrasında dava dilekçesi o kişiye gittiği zaman o adreste olmadığını beyan edecek eşinin. Öyle bir durumda da hakim zabıta araştırması yapıyor. Yani kolluk vasıtasıyla adres araştırması yapıyor o bölgede.
Onu da bulamazsa eğer, o zaman da ilanen tebligat yoluyla, tebligatın ilanıyla yapıyor. O zaman taraf teşkili yapılmış sayılıyor ve dava esasa girilebiliyor. Hı hı. Bir telefonumuz var sizin için. Tabii. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Dinliyoruz sizi, buyurun lütfen. Biraz rahatsızım, sesim kötü. Hiç önemli değil, çok çok geçmiş şey olsun. ben de demin aksırıyordum. Buyurun. Belli program var. Çok teşekkürler. Ben şu anda 20 yaşındayım. Hı hı. Annemle babam 8 aylıktan ayrılmışlar. Üniversite okuyorum. Şu anda babamdan nafaka talep edebilir miyim ya da dava açabilir miyim? Hı hı. 20 yaşında üniversiteye gidiyor. Hı hı. Şöyle, eğitimi esasında devam ediyor, evet. Yardım nafakası diye bir nafaka türü de var. O da 18 yaşında çocuğun nafaka hakkı bitiyor iştirak nafakası olarak. Ama sonrasında eğer üniversiteye gidiyorsa babasından talep edebilir. Hı hı. Yardım nafakası adı altında. Çünkü baba çocuğunun her türlü ihtiyacını karşılamakla yükümlü. Evet. Sonuçta açabilir. Üniversitede önemli bir eğitim. Güzel haber geldi. Çok da geçmiş olsun. Lütfen zaman kaybetmeden böyle bir nafakayı açın. Yardım nafakası adı altında.